Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün sürecek Afrika ziyaretinin ilk durağı Angola'daydı ve devlet başkanı tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider daha sonra baş başa görüştü. Ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçtiler. Erdoğan Afrika'nın yıllarca batılı ülkeler eliyle sömürüldüğüne dikkat çekti konuşmasında. Özellikle Fransa'ya örnek gösterdi. Korkmamak gerekiyor dedi. Afrika'dan dünyaya daha adil bir dünya mümkün mesajı da verdi Cumhurbaşkanı. Afrika'nın ilk ülkelerinin birçoğunun yeraltı kaynakları, yerüstü hepsi maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Önce dünya beşten büyüktür dedi, sonra daha adil bir dünya mümkün mesajıyla yola devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'ya Afrika'dan seslendi. Fransa'yı ayrıca hedefine aldı. Fransa Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Yüz binlerce insan buralarda öldürülmüştür. Kimsenin ses çıktı mı? Zalim bir yapı, adil olmayan bir yapı ve bu adil olmayan yapı maalesef zulmünü devam ettirmiştir. Bunları ben bu kitabımda dile getiriyorum. Erdoğan zulüm hala devam ediyor dedi, korkmamak gerekiyor diye ekledi. Korktukça bu zulüm tüm Afrika'yı kuşatacaktır. Haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor. Bitmiş değil. Yani sahra altı, sahra üstü, her yerde zulüm. Bunları aşmak için de daha adil bir dünyayı sadece biz değil, hep beraber inşa etmemiz, kurmamız gerekiyor. Türkiye Angola ile eğitim, tarım, sanayi, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzalayarak yeni bir dönemi de başlattı. Angola'nın savunma sanayi alanında Türkiye'den özel talepleri de oldu. Savunma sanayi noktasında 3 ay önce Türkiye'ye yaptıkları ziyarette de özellikle İHA ve SİHA'larla alakalı talepleri bizlere olmuştu. Zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bugün de yine bazı görüşmeler yaptık. Erdoğan, Luanda'da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı. Bir sonraki durağı ise Angola Meclisi oldu. Sömürgecilik mesajlarına burada da devam etti. Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu azımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Türkiye olarak Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz.